Yatırım Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 15 Mayıs günlerden Cuma, hafta yavaş yavaş bitirirken önümüzdeki hafta bir dizi veri trafiği olacak. Özellikle Avrupa kanadından gelecek enflasyon verileri var. 21 Mayıs tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Şöyle bir hızlıca baktığımda önümüzdeki hafta Japonya'nın ilk çeyrek büyüme rakamını bekliyor olacağız. Yine Endonezya'dan faiz kararı gelecek. Japonya'dan sanayi üretim verisi gelecek ki dün Türkiye'de sanayi üretim verisi açıklandı. Bir önceki %7'nin üzerinde artıyken dün gelen sanayi üretim verisi %7'nin üzerinde eksi oldu. Birazdan hocamızla da Baki hocamızla da değerlendireceğiz sanayi üretim verilerini. Bunun dışında yine önümüzdeki haftaya baktığımızda Tayland'da da faiz kararının olduğunu görüyoruz. Alibaba'nın karlılığı gelecek. Önemli olacak bu. Diğer taraftan Türkiye tarafında da konut verileri gelecek. Bizim önümüzdeki hafta beklediğimiz verilerden bir tanesi o. Amerika'da yine haftalık işsizlik maaş başvuruyla beraber FED tutanaklarını bekliyor olacağız. Önümüzdeki hafta bu bir dizi veriyle beraber bir şekilde piyasalarda bu akışla beraber yönünü bulacaktır diyelim. Şimdi bu bilgileri aktardıktan sonra bugün için bugüne dönelim. Piyasalar açılmadan önce hangi noktalara, hangi akışlara ve konulara bakacağız. Şimdi Çin'in kuzeydoğusunda yeni vakalar ikinci dalga endişelerini arttırdı. Türkiye'de iyileşme oranı %71.8 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi bu rakamı. Bunun dışında tabii Güney Kore'de biliyorsunuz gece kulüpleri açılmıştı. Bu gece kulüplerin açılması sonrası 100 kişide vaka görülmüştü. Bu rakam 150 kişiye kadar yükseldi. Yani bir ikinci dalga vakası bazı ülkelerde görülmeye başlandı. Tabii öncelikle toparlanmış ve sonrasında esnetmiş ülkelerde görüyoruz. Çin tarafında da kuzeydoğusunda yeni vakalar olduğunu söyleyebiliriz ki bu noktada aslında o bölgede iki şehirde giriş çıkışlarda kısıtlamalar getirmek zorunda kaldı Çin. Çin nüfusu çok fazla biliyorsunuz. Bu arada Güney Kore'de 148 kişi yükseldi gece kulübü kaynaklı vaka sayısı. Yine bir artış var, gün ve gün artıyor. Bizim tarafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın söylemiş olduğu ise %71.8'lik bir iyileşme oranının olduğu. Yapılan test sayısı 1,5 milyon barajını geçmiş durumda. Bu arada tüm dünyada 300 bini aşmış durumda tabii. Ölümlü vaka sayısı sadece geçen hafta 200 bindi. Hızlı bir şekilde vaka, ölümlü vaka sayılarının dünya genelinde arttığını görebiliyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı artmaya devam ediyor. Yine ölümlü vaka sayısı da 90 bine yaklaştığında ifade edelim. Şimdi İngiltere ve Japonya ile swap hattı görüşmeleri haberleri Türk lirasını destekledi. Şimdi bu nedir onu söyleyelim. Dün itibariyle Reuters'ta bir haber gördük. Bu Reuters haberinde Türkiye'nin İngiltere ve Japonya ile swap görüşmeleri yapıldığına dair bir haber akışıydı. Reuters'ın vermiş olduğu bilgide. Tabii bu teyitlenmiş değil. Türk yetkililerine dayandırılan bir haber. Onu da söylemiş olalım sizlere. Tabii Türk lirası bu noktada biraz daha pozitif ayrışmışa benzedi bu haber akışıyla beraber. Geçtiğimiz hafta 7.26.90'a kadar yükselmişti, hatırlayalım, dolar TL. Baktığımızda 6.90'a kadar gerilediğini görüyoruz bu haber akışıyla beraber. Tabii teyitlediği yine Reuters haberi olduğunu ve Türk yetkililerinin yetkililere dayandırdığı bir haber olduğunda aktaralım. Bunun dışında zaten Çin ve Katar'la daha önce bir swap hattı vardı. Bunun genişletilmesi düşünülüyor diye haberin detayında da görebiliriz bunu. Şimdi Çin'e geçeceğiz. Çin'de sanayi üretim verileri geldi. Beklentilerin üstünde büyüdü. Ancak şöyle ifade edelim. Sanayi üretim verisi aslında 1,5 bekleniyordu. %3'ün üzerinde geldi. Ancak perakende satış verisi o kadar da iyimser değil. Beklentilerin altında geldi. İşte bu iki veri Çin'de şöyle bir durumu ortaya koyduğunu ifade ediyorlar. Arzda bir iyileşme var. Evet, sanayi üretimi hemen toparlandı kısa süre içerisinde. Ancak yine de tüketiciler alışveriş yapma veya para harcama konusunda biraz daha çekimserler gibi gözüküyor. Şöyle ben rakamları söyleyeyim hemen size. %3.9'luk bir yükseliş vardı sanayi üretimde. %1.5'luk beklentiye karşılık. Perakende satışlarda %6'lık bir düşüş beklentisi vardı ama beklentinin üzerinde dediğim gibi %7.5'luk bir düşüş oldu. Ocak-Mart döneminde %6,1'lik sabit yatırımlarda düşüş kaydedildi. Bu arada onu söyleyelim. İş gücünün tümünü hesaba katmayan kent işsizlik oranı vardı. Bu da geldi. Bu da %5.9'dan %6'ya yükseldi. Yani biraz daha ılımlı rakamlar gördük aslında Çin tarafında. Dolayısıyla Asya piyasaları biraz daha farklı tepkiler verdi. Şimdi geçelim Fed'e. Fed'e uzun zamandır tabii ki konuşuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Powell'ın açıklamaları vardı negatif faizlerle ilgili olarak ve Fed'in özellikle bu pandemi döneminde yani vakaların ilk görüldüğü dönemden itibaren
hızlı hareketlerini gördük. Bir dizi tedbir almıştı FED. Bunların içerisinde ETF alımları da vardı. Amerika Merkez Bankası FED tarihinde ilk kez müdahale etti ABD özel sektör tahvil piyasasına. İlk günde 305 milyon dolarlık ETF satın aldı. İlk defa yapıyor ama bu bir dizi önlemlerden bazıları. Bu arada FED'in bilançosuna baktığımızda 6.93 trilyon dolara ulaştığını görüyoruz. Zaten bekleniyordu. Hatta 10 trilyon dolara da geleceği de ifade ediliyor. 8.5 trilyon dolara gelmesi zaten bekleniyor. FED yüksek getirili tahvil alma tedbirini de zaten açıklamıştı. Yani bir dizi tedbiri var ki şu hatırlatmayı yapalım. FED Başkanı Powell yapmış olduğu konuşmada bütün araçları kullanacağız, kullanmaya devam ediyoruz demişti. İşte açıklamış olduğu araçlardan biri de, aldığı önlemlerden biri de buydu. 305 milyon dolarlık ETF satın aldı, devam edecektir. Şimdi OPEC Plus'ın petrol ihracını ortalama 5,95 milyon varil kesmesi sonrası Brent petrol 31 doların üzerine çıktı. Bu arada yine ABD ham tipi petrole birazdan bakacağız. Onlarda da yükselişler olduğunu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Devam edelim biz tabii bu arada Borsa İstanbul'la. Şimdi Borsa İstanbul 100 bin üzerinde kapanış yapmıştı bir gün önce. Yani Perşembe sabahı öyle görmüştük çarşamba kapanışını. Yalnız düne baktığımızda %0,96'lık bir kayıp var. Gizem birazdan detayları sizlere aktaracak. Ama 99 bin 193 seviyesinden kapanış yaptı. Bu 100 binler üzerinde yaklaşık geçmeye çalışıyor ve arkasından tekrar gerilediğini de şahit oluyoruz Borsa İstanbul tarafının. Diğer taraftan dolar TL dedik. Az önce bahsetmiş olduğum İngiltere ve Japonya ile swap görüşmelerinin başladığına dair Türk yetkililere dayandırılan haberde, teyitsiz diyorum ama Reuters'ın haberi bu. Bu haber akışıyla beraber dolar TL'yi 6.90'a kadar görmüştük. Bu sabaha döndüğümüzde %0,1'lik bir kayıpla yatay bir başlangıç yaptığında rahatlıkla söyleyebilirim 6.91.36. Euro tarafına döndüğümüzde orada da yatay bir başlangıç var, hareket var. 7.47-33 seviyesini görmekteyiz ve Euro dolar paritesi zaten bu hafta boyu 1.08'e yakın bir yerde hareketini devam etmekte. Avrupa kanadından gelen haberler tabii var. Özellikle Avrupa tarafında yavaş yavaş açılmalar başlayacak. Mesela önümüzdeki hafta İspanya iyice açacak bu ekonomilerini hafta sonu itibariyle. Dolayısıyla Avrupa kanadından böyle bilgiler geliyor. Euro dolar paritesi de Avrupa'dan gelen açıklamalar ilgili olarak etkileniyor. ECB'nin de yapmış olduğu açıklamalarla birlikte diyelim. Devam edelim biz tahvil piyasasına. Şimdi bizim önümüzdeki hafta yani 21 Mayıs Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın PPK toplantısı, faiz toplantısı var. Beklentileri illaki biz Gizem toplayacaktır bir şekilde ve biz de burada medyanı aktaracağız sizlere. Bir faiz indirimi bekleniyor mu beklenmiyor mu bakacağız. Ama Türkiye'deki bu haftaya baktığımızda haftanın tamamında aslında kısa vadeler %9'un üzerindeydi hatırlayalım. %9,15 dünkü kapanışı, 5 yıllıklarda %12,56, 10 yıllıklar %13,21. Bu hafta boyu %13'ün üzerinde uzun vadeli tahvillerde hareketi görüyoruz biz hala bu seviyenin üzerinde. Avrupa piyasalarıyla devam edelim. Şimdi Avrupa piyasalarında bir iyimserlik var, bir kötümserlik var. Bazı haberleri iyimser alıyor, bazı haberleri kötümser olarak görüyor. Ama genele baktığımızda bu hafta genelde Avrupa'da satıcılı seyirler olduğunu da söyleyebiliriz. Yine pandemi ve COVID-19 endişesi devam etmekte o bölgede. Londra'da %2,75'lik bir kayıp var. Paris tarafında %1,65'lik bir kayıpla tamamladığını görüyoruz. Frankfurt borsası DAX %1,95 oranında ekside kapattı. Ve son olarak İtalya'ya baktığımızda %1,84'lük kayıp var. İtalya borsası bir süredir 17 bin seviyelerin üzerinde işlem yapıyordu. Dün itibariyle 16 bin seviyesini gördük. 17 bin seviyesinin altına geriledi. Hemen ABD piyasalarına da bakalım. Bu arada Trump'ın da açıklamaları var. Mesela açıklamalardan bir tanesi birinci faz görüşmeleriyle ilgili Çin başkanıyla görüşmek istemiyor, Çin liderleriyle. Görüşmek istemediğini ifade ediyor. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili bazı açıklamalar yapacağını da söyledi. Fonları askıya almıştı hatırlayalım. Önümüzdeki günlerde bu açıklamayı da yapabilir. ABD borsaları tarafına baktığımızda Powell'ın açıklamaları sonrası aslında negatif algılamıştı bu açıklamaları. Çünkü durum sandığı bundan da kötü demişti ve birkaç ay daha, benim tahminimden birkaç ay daha devam edecek bu süreç ifadesine yer vermişti Powell ve negatif faiz konusunda da şimdilik ihtiyaç yok demişti ama şimdilik kelimesine de vurgu vardı ama araçları kullanacağını ifade etmişti. Şimdi Amerikan borsalarının dünkü kapanışlarına baktığımızda Avrupa'dan farklı ayrıştığını görebiliyoruz. %1,6'lık bir primle 23.625 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. S&P tarafında %1,15'lik bir prim var. Nasdaq'ta %0,9'luk bir primle
filmle kapanışını yaptı. Vadelere de bakalım, bize en azından görmüş olacağız. Az önce bahsettiğim Türkiye'deki Japonya, İngiltere ile swap görüşmelerinin yapıldığına dair haber akışı bugün bakalım piyasalar üzerinde nasıl etki yaratacak? Info yatırıma soracağız. ABD vadeler karışık bir seyir izliyor. Görüldüğü gibi Nasdaq vadeleri çok az artıdı ama yatay diyebilirim ben buna. Dow Jones'ta 0.1'lik ve S&P'de 0.1'lik. Aslında yatay diyebiliriz, yönünü gün içerisinde gösterecektir illaki. Ve biz devam edelim bu arada emtiyat tarafı da. Az önce bahsettim, biliyorsunuz 5.95 milyon varilik kesintiden bahsetmiştim sizlere. Petrol tarafında dün baktığımızda Brent'te 30 doların üzerine attık. Bir gün önce 30 doların altını görmüştük sabah erken saatlerde. Şu an %2.67'lik bir primle işlemlerine devam ediyor. NYMEX'te aslında toparladı son birkaç hafta. 28 dolar 18 sentte. Biliyorsunuz kara Nisan geçirdi petrolde. Özellikle NYMEX tarafında eksi 40'ları görmüştük dolarları. Ama ciddi toparlanma gördük. Ve 28 dolar 16 sent, %2.18'lik bir primi var. Altın yükseldi. Bu hafta aslında altına biraz gözler dikilmişti. Geçtiğimiz hafta biraz daha seyir sakindi. Bu haftanın tamamında baktığımızda hafta ortasından itibaren spotta bir kıpırdanma gördük. 1737 ons dolarda şu an gram altında, tabi doların düşmesi ve çıkmasıyla beraber oldukça dalgalı bir seyir izliyor gram altın tarafı, ama 380-390 bandı diyebilirim ya da 380-395 bandı diyebilirim gram altın fiyatlarında. Spotta bu durumda ve hemen veri trafiğine de bakacağız. Çin'den veriler geldi, az önce size bahsettim, sanayi üretim ve perakende verisini aldık. Bugün ne bekliyoruz? Türkiye'de Nisan konut satışları verisi gelecek. Nisan ayına ait bir veri olduğu için yakından takip edeceğiz. Konut önemli burada, çünkü diğer konularda olduğu gibi konutu merak ediyoruz. Otomotivde durum ve otomotiv rakamları açıklanmıştı ama Nisan tarafında merak etmekteyiz. Bütçe dengesi gelecek saat 11'de Türkiye'de ve saat 12 itibariyle Euro bölgesi ilk çeyrek öncü gayri safi yurt içi hasla verisini bekliyoruz. Ve Türkiye'de Mayıs Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi var. Bu beklenti anketi uyarısını yapayım. Merkez Bankası başka kurum ve kişilere sorarak yapıyor bu anketi. Yani kendi yaptırmış olduğu anket. Ve saat 15.30'da ABD'de Mayıs New York Fed imalat endeksi gelecek. Mayıs ayına ait bir veri bu. Önemli. ABD'deki durum görmemiz açısından ikinci çeyrek, çünkü oldukça kötü bekleniyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaş başvuruları verisi de geldi. 2,5 milyon civarında bir beklentiye sahipken 3 milyona yakın olduğu işsiz sayısı ve 8 haftada 36 milyon kişi geçmiş durumda. Bu arada onu da söyleyelim. Gizem, teşekkür ediyorum. Bu arada sana da güzel verilerim var, güzel grafiklerim var. Özellikle teşekkür etmek istiyorum bu dönemde. Şimdi evet, bakalım hemen nasıl başladık, nasıl bir seyir izliyoruz. Bu noktada sadece şunu göstermek istedim. İyimser bir hava devam ediyor şu an için. O yüzden de haftanın son işlem günü için bir toparlanmadan bahsedebiliyoruz. Ama toparlanma çok inmeli değil. Sadece onun altını çizmek istedim. Ama risk iştahının iyi olduğunu söyleyebiliriz. Hisse senetleri tarafı alıcılı. Para birimleri ağırlıkla dolar karşısında alıcılı. Faiz tarafında hisse senetleri tarafına sıkıntı yaratabilecek herhangi bir şey yok. Emtia sınıfında alıcılı bir tablo var. O yüzden de güne iyi başladık diyebiliriz haftanın son işlem günü için. O zaman diğer grafikleri de biz bir görelim. Çin'den gelen verilerle devam edelim aslında biraz. Sanki burada tabii şöyle yorumlar, sabit yatırımlara dağılmışsın. Perakende satışlarda hani düşünüldüğü kadar bir artış, hatta eksisi daha fazla, 7,5-6 bekleniyordu. 7,5 geldi. İnsanlar biraz daha bu pandemiden sonra hani alışkanlık, tüketim konusunda çekimser gibi. Benim merak ettiğim diğer ülkelerde de bu olacak mı acaba? Bizde bile olacak. Çünkü Merkez Bankası en son demişti ki bu konuyla ilgili, biz arzın daha önce toparlanmasını bekliyoruz talepten diye. Çünkü insanların güvenip tekrar aynı hızla tüketmeye başlaması kolay bir şey değil salgın olduğu için. O yüzden aynı hikayeyi biz diğer ülkelerde de görüyoruz. Bunun başlıcası da zaten Çin. Dediğim gibi arz tarafında toparlanma var. Başlıkta da gösterdim ama talep geriden geliyor. Sanayi üretimi rakamları %3.9'luk yıllık bazda bir artışa işaret etti. Ancak perakende satışlar rakamı geçtiğimiz ay, hatırlatmak gerekirse, salgının etkisiyle tarihi dibi görmüştü. Yani hiç tüketim yok aslında. Bu ayın rakamları da çok daha iyi diyemeyeceğim ama çok ufak bir toparlanma en azından var. En azından geçtiğimiz ay kadar kötü değil.
Yıllık bazda da %7,5'luk bir daralmaya işaret ediyor. Sabit varlık yatırımlarında da %10,3'lük bir daralma var. Buralarda çok bir canlanma çok uzun süre olmayabilir. Yani bunlar daha reaktif olan kalemler. Hani salgının etkisi silinip artık toparlanma başladı dedikten sonra belki talep bile hemen toparlanacak. Ama yatırım kararı vermek çok çok daha sonra olabilecek bir süreç. O yüzden de sabit varlık yatırımlarının toparlandığını söylememiz için daha önümüzde bayağı bir vakit var gibi görünüyor. Tabii Amerika'yı da merak ediyoruz. Gelecek onda da sanayi üretim ve perakende verileri. Şöyle bir bakalım beklentilere. Bu arada bu talep bu kadar zayıf kalmaya devam ederse bütün ülkeler için söylüyorum. Çin'de az önce gösterdik ya zayıf diye. Burada da mesela benzer bir hikaye bekleniyor. Bu ülkeler büyüyemez. Çünkü ekonomilerinin yapısı gereği hani ağırlıklı olarak tabii ki tüketimden faydalanıyorlar. O yüzden de iç talep canlandı diyemeden biz eski büyük parlak büyüme rakamlarını salgın etkisi bitse bile göremeyeceğiz muhtemelen. O yüzden bu tüketime yönelik işaretler veren perakende satışlar rakamları daha da önemli hale geliyor. Nisan ayı beklentisi mesela geçen ay %8,4'lük bir daralma göstermişti perakende satış rakamları. Bu zaten tarihi dipti. Şimdi bugün alacağımız rakamın beklentisi ise %12'lik bir daralma yönünde. Yani dibin dibini göreceğiz bugün bu ay itibariyle. Şimdi ben burada bir tane sektörü gösterdim. Perakende satış rakamlarının bu kötü gelmesinden tabii ki doğal olarak doğrudan hani insanların sokağa çıkmasında neler azalıyor mesela? Araç kullanmadığı için insanlar otomatikman benzin fiyatları düşüyor mesela. Yakıta ihtiyaç yok çünkü. Galon başına ortalama yakıt fiyatına koydum Amerika'daki. $1.85'a tekabül ediyor. Bu geçen ay daha da düşüktü. Burada da toparlanma var diyemiyoruz yine aslında. Çok ufak açılmalar başlamış olmasına rağmen bazı eyaletlerde. Bu bir sektör. Yani otomotiv bir sektör. Petrokimya yine bir başka sektör. Yani canlı tarafta havacılık yine bir başka sektör. Bunların hepsi zaten yine petrol fiyatlarıyla, yakıt fiyatlarıyla doğrudan ilişkili. Girdi maliyetini oluşturuyor. Yani doğrudan doğruya insanların dışarı çıkamadığında yapamadığı ne varsa perakende satışları o alt segmentlerin etkileyeceğini söyleyebiliyoruz açıkçası. Şimdi bir de FED'e döneceğiz. Bilançosunu biraz önce bir aktardım kısaca ben ama bir görelim. Bir de sanayi üretimi. Evet bir de bu var. Burada da yine en kötüsünü görmedik. Onu da söyleyeyim. Nisan ayı beklentisi mesela geçen ay %5,4'lük sert bir düşüş kaydetmişti. Nisan beklentisi %11,6'lık bir daralma. Daha da kötüsünü burada da göreceğiz. Yani hem az önce bahsettiğim tüketim rakamları bize kötü bir sinyal verecek. Hem de üretim tarafı zaten Amerika'da kötü bir sinyal verecek. Dolayısıyla hani toparlanma bekleyeceksek de bu çeyrek o çeyrek değil. Çünkü bu Nisan ayı rakamlarını telafi etmek çok mümkün değil. Nisan ayı ikinci çeyreğin birinci ayı. O yüzden de ikinci çeyreğe şimdiden büyüme rakamlarını çok sert biçimde bütün ülkelerde geri çekiyorlar aslında. Evet İngiltere'de %25'lik eksi bekleniyor diye biliyorum ben en son açıklanan rakam sonrası. Evet bakalım Fed'in bilançosuna. Şimdi burada Fed'in bilançosunda yeni bir rekordan bahsediyoruz. En son açıkladıkları bir para politikası aracı daha vardı. Orada ETF alımlarına da aynı zamanda kendisi için yol açmıştı. Benim ekrana getirdiğim tabloda Fed'in bilançosunun zaten rekor büyüklükte dikkat etmek gerekirse bilanço genişlemesi 2020 itibariyle ikiye katlandı bilanço. İki katına üzerine neredeyse çıkacak. Burada gösterdiğim renklerde Fed bilançosunu büyütürken hangi varlıkları satın aldı? Kırmızıyla gösterdiğim kısım mesela ABD tahvilleri. İşte yeşille görünen kısımda ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını gösterdik. Bununla beraber turuncuyla görünen kısımda likitte swaplarından ne kadar bir kaynak elde etmiş. Kendi rezerv varlıkları yine pembeyle görünen kısım. Ve sadece bu içerisinde bulunduğumuz pandemiden kaynakla özel açıkladığı paketlerden elde ettiği var. Dolayısıyla bunların hepsinin katkısıyla beraber şu son rakamlara göre Fed'in haftalık bilanço güncellemesi 6.93 trilyon dolarlık bir bilanço büyüklüğüne yani yeni bir rekora ulaştığını gösteriyor. Bu 6.93 trilyon doları da en son bu açıkladığı 305 milyon dolarlık ETF satın alması var. O neticesinde zaten direkt rekora götürdü bizleri Fed bilançosu açısından. O zaman gelişmekte olan ülkelere bir para birimlerine bakalım. Aslında Türk Lirası bu haber akışı var Reuters'ın vermiş olduğu haberde swaplarla ilgili. Aslında teyitli bir haber değil. Türk yetkililere dayandırılmış altın özellikle çizeyim. Biz nasıl bir performans gösterdik peki? Evet dediğim gibi teyitli bir bilgi değil ama piyasa fiyatlamasını gördük az da olsa onu da göstereceğim. Biz bugün itibariyle dünkü kazanımlarımızı devam ettiriyoruz TL üzerinde. Ama rüzgar aleyhimizi tersimizi esmiyor. Çünkü gelişen ülke para birimleri için zaten fena olmayan bir güne başladık. Hatta dikkat etmek gerekirse bizim içerisinde bulunduğumuz bölgenin para birimleri onlar da aynı şekilde %0,3-0,4 kadar getiri sağlamışlar. Bugünün sadece en iyi performansı gösteren Meksika pesosunu %1,5'la ayrı bir yere koyabiliriz.
başladım. TL'nin kazancı devam ediyor derken de şunu kastediyorum. Hemen bir sonraki tabloya geçelim. O haber çıktıktan sonrasında zaten fiyatlama bizi dolar TL'de aşağı götürdü. Şurası New York Seans Haber'in geldiği yer. Biz aslında New York Seans'ına başlarken 6.96-37'lerdik. 7'lerdeydik. En son 6.90-02'ye kadar şurada geri çekildi. Bugün Tokyo seansı başlarken ise 6.92-20'den başladık. En son da buralardaydık. Ama dediğim gibi şu turuncuyla gösterdiğim New York seansı haberin geldiği ve kurun düştüğü yer oluyor. Evet, ve son olarak bizim borsamıza da bakalım. Biz yüzdeki performansa. Şimdi %0.96'lık bir kayıpla dün günü tamamladık. Açılışımızı 100 bin puanın hemen üzerinden yaptık ama günün ikinci yarısında endeksin tutunamadığını gördük ve bir kez daha 100 bin seviyesinin altında kaldı. Yükselişine eşlik edenler BİM, Aselsan, Gübre, Reysaş, Kardemir en fazla yükselişte katkısı olanlar. Dikkat etmek gerekirse sanayi şirketleri daha fazla ön planda ama düşürenler tarafında ağırlığı yüksek olan bankalar öne çıkıyor. Garanti ve Akbank ikisi birlikte zaten 340 puan kadar endeksi tek başına aşağı çeken iki tane hisse. Ereğli, Tüpraş, Yüksel diye listemiz devam ediyor. Yine petrokimya ile alakalı olanlar işte bir taraftan havacılık sektörünün dün günü aşağıda tamamladığını söyleyebiliriz özetle. Ağzına sağlık, teşekkür ediyorum bize bu arada verdiğim bilgiler için. Biz telefonumuza dönelim. Doçent Doktor Baki Demirel hocamız. Hatta hocam iyi sabahlar diliyorum. Günaydınlar Zeynep. Bu arada dün gelen verileri şöyle bir aslında toparlayıp bir yorumlamanızı isteyeceğim. Sanayi üretimi tutumda işte cari dengeye kadar. Buyurun. Merhabalar. Sanayi üretimi tabii %2 azaldı yıllık olarak ama şeye baktığımız zaman, aylık olarak baktığımız zaman da Mart ayında %7'lik bir azalmaya giriyoruz. Tabii bu şeyin salgın etkisinin ilk baş ayları yani Mart ayı. İnsanda daha sert bir düşüş göreceğiz. Ama özellikle dikkat çekici olan dayanıklı tüketim mallarındaki sert azalma, sert düşüş, yüksek teknolojideki sert düşüş ve sermaye malı üretimindeki sert düşüş. Yani bunlar neden önemli? Şundan dolayı biliyorsunuz dış ticaret rakamlarını da konuşacağız evet birazdan ama orada da çok ciddi bir şey var, sorun var. Yani 3 ayda 17 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı var ve bazı ürünlere biliyorsunuz ithalat yasakları geldi. Fakat sermaye yani burada ithal ikameci uygulamak için tabii ara ve sermaye malını üretici olması lazım. Burada dışa bağımlılık devam ettikçe ve buradaki üretim kaybı devam ettikçe de tabii ithal ikameci politikalar işe yaramayacaktır. Dolayısıyla yani Mart ayında bir sert düşüş gördük sanayi üretiminde. Fakat bu Nisan'da daha sert bir düşüş göreceğiz. Ve tüm dünyada da böyle biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi. Yani toparlanma tabii biraz orada düşük kalacak. Cari açığa baktığımız zaman orada 3 ayda 7 milyarlık bir açık var. 12 aylık ortalama 1.2'lik bir cari fazla gösteriyor ama muhtemelen Nisan'da o kısımda yani tekrar cari açığa doğru gidiyoruz. Zor özellikle tabii cari açığın finansmanında güçlü olan sektör turizmdi. Tabii salgınla birlikte o olumsuz etkilendi. Dolayısıyla da orada da bir risk görünüyor. Evet. Peki bugün bütçeyi bekliyoruz. Bugün gelecek ve biz merakta ediyoruz bir taraftan. Türkiye'nin de dış finansman ihtiyacı konusunda oldukça fazla yorumlar yapılıyor, konuşuluyor. Siz ne diyeceksiniz? Gerçi bir şeye baktığımız zaman daha önce açıklanan bir rakam var. İç borç çevirme oranı %295'e kadar çıktı. Bu çok iyi bir ne bakımdan hem ülke riskini arttırıyor hem de faizler üzerinde bir baskı kurabilir yani. Kart kesimi faizler hazine kağıt. Muhtemelen tabii şunu biliyoruz yani. Sağlıkların ve sağlıkların yarattığı ekonomik etkiler, kamu bütçeleri üzerine sert artışlara neden olabilir. Ama yani 2017'den sonra Türkiye ekonomisi özellikle kamu kaynaklı, kamu bankalarının kredi destekli veya kamu harcamaları dolayısıyla biraz ayakta duruyor gözüküyor. Dolayısıyla bütçe tabii son 2-3 yıldır önemli ölçüde borç stoku artmaya başladı. Muhtemelen önümüzdeki aylarda da bu artış devam edecek. Ve elbette tabii bu da cari açığın bir tarafı. Buradaki açıklar. Dolayısıyla bu tabii ülke riski üzerine baskı yaratabileceği için
Şöyle yani dışarıdan borç bulabilmemizin en önemli koşullarından biri de bu borcu çevirebilmek. Yani bir taraftan sanayi üretimi düşerken yani düşerken bir taraftan borçlar artıyor. Dolayısıyla rezervlerle ilgili spekülasyonlar var ya da konuşulanlar var. Dolayısıyla bu tabii ülkesini arttırırken tabii borç çevirebilme kapasitemizi düşürdüğü için evet dışarıdan borç bulmak ya da sıcak para yani bir büyüme hikayesi olmadığı için sıcak para girişlerini olumsuz etkiliyor. Balki Hocam çok teşekkür ediyorum size. Kolay gelsin. Biz hemen Asya tarafına, Orta Doğu tarafına şöyle gidelim. Ersoy Erkazancı beni bekliyor. İyi sabahlar diyerek başlayalım. Şimdi ben anlamaya çalışıyorum. ABD, Çin arasında bu ticaret görüşmelerinin son durumunu merak ediyoruz. Bir taraf pandemi ama Trump bir taraftan da bu birinci faz Çin işte eserleri inceliyorum vesaire çok açıklamaları var. Ne oluyor o tarafta? Evet Selia, ben de tam anlamaya çalışıyorum ama piyasalara çok fazla etkisi olmayan en azından şimdilik öyle söyleyebilirim. Bu hafta içinde çok fazla haber gördük. Bir tane bugüne dair işte Çin, Trump Xi ile görüşmek istemiyorum bu aralar dedi. Uygur'daki Müslüman azınlıklara karşı yeni bir yasa tasarısı geçti Amerika'dan. İşte hafta içinde Huawei ve ZTE'ye Amerikan şirketlerine üretim yapma, ürün satma yasağı bir sene daha uzatıldı. Bugün baktığımızda yine Trump, Nasdaq'taki Çin hisselerini inceliyorum dedi. Amerikan emeklilik şirketleri Çin hisselerine yatırım yapmasın dedi. Yani giderek burada Çin üzerine baskıyı artırıyor aslında bu. Yani ticaret savaşları bu anlaşmayla sona erdi demiştik ama virüs üzerinden bu konu tekrar gündeme gelince tekrar bu konu ısınacak gibi duruyor ama şu anda piyasalara çok fazla etkisi olmadı. Bugün özelinde Çin'den gelen veriler dikkat çekti Zeliha. Sanayi üretimi beklenenden iyiydi. +3.9 bunlar Nisan ayı rakamları. Beklenti 1.5'tu. Perakende satışları ise -7.5. Beklenti -6'ydı. Yani üretim bir taraftan artıyor fakat hane halkı, insanlar gidip alışveriş yapmıyor. Bu psikoloji değişmiyor. Çin'in verileri niye önemli? Çünkü ilk kapanan ve sonra ilk açılan ekonomi olduğu için bunu yakından takip ediyoruz. Ama bunun piyasalara etkisi çok fazla olmadı. Bugün hafif artılar vardı Asya tarafında. Japonya 0.62 artıyla kapattı. Petrole dikkat çekmek istiyorum. Yükselişine bu hafta da devam etti. 3 haftadan beri yükseliyor Zeliha. Bugün özelinde OPEC'in ihracatını azalttığına dair haberler vardı. Amerikan türü petrol $28 üzerine, Brent'te $32 üzerine arttı. Hem OPEC hem Uluslararası Enerji Ajansı aylık raporlarını açıkladılar. Birazcık Fatih Birol da dedi, talepte toparlanma var. Ama bunun devamı gelir mi onu söylemek için erken. Ersoy teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum sana. Bu arada biz Ankara'ya doğru gidelim. Mahir Kılıç beni bekliyor. Mahir iyi sabahlar diliyorum. Şimdi biz bugün gece yarısı itibariyle sokağa çıkma yasağına başlıyoruz. 4 gün sürecek. Biraz detay alalım. Hatırlatmak anlamında olsun bizi izleyenler açısından. Bunun dışında başka hangi başlıklara bakıyorsun Ankara'da? Evet bizler de Ankara'dan günaydın diyelim. O sokağa çıkma yasağının birkaç ayrıntısını paylaşalım dilerseniz. 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı 19 Mayıs Salı günü de gece yarısına kadar devam edecek. 24 ilde uygulanacak. Cumartesi ve pazar günleri sadece fırınlar, ekmek üreten, unlu mamul üreten işletmeler ve su dağıtımcıları açık olacak. Onun dışındaki tüm işletmeler kapalı olacak. Pazartesi ve salı günleri ise fırınlar, manavlar, kasaplar gece saat 23'e kadar açık olacak ve hizmet vermeye devam edebilecekler. Bugün 15-20 yaş arası gençler için önemli bir gün, çocuklarımız için önemli bir gün. Zira saat 11 ile 15 saatleri arasında 4 saatlik bir zaman diliminde dışarı çıkabilecekler, sokağa çıkabilecekler yaklaşık 40 günlük bir aranın ardından. Geçtiğimiz çarşamba günü 0-14 yaş arası çocuklar sokağa çıkmıştı. Yine saat 11 ile 15 arasında. Bugün de biraz önce belirttiğimiz gibi 15-20 yaş arasındaki gençler sokağa çıkabilecek ve 4 saatliğine de olsa bu güzel havanın tadını çıkarabilecekler. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması söz konusu olacak dedik. Bu 4 günün neticesi, bu 4 günün ardından gelecek bilançolar, rakamlar oldukça önemli olacak. Bundan sonrasındaki yol haritası için öte yandan
Koronavirüsle mücadele kapsamında günlük bilançolarda her gün gelmeye devam ediyor. Dün akşam saatlerine gelen son rakamları paylaşacak olursak eğer, dün açıklanan rakamlara göre 24 saatlik dilim içerisinde maalesef 55 vatandaşımız daha hayatını kaybetti ve hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 4007 oldu. 34.821 test yapılırken bunlardan 1635'i pozitif vaka olarak kayıtlara geçti ve toplam vaka sayısı, koronalı sayısı 144.749 oldu. İyileşen sayısına baktığımızda ise 2.315 olarak açıklandı. Toplam iyileşen sayısı ise 104.030 oldu. Dediğimiz gibi 4 günlük bir kısıtlama olacak. Önümüzdeki hafta başında Bilim Kurulu'nun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı'nda yeniden toplanmasını bekliyoruz. Koronalı mücadele tüm yönleriyle ele alınacak. Varsayılması gereken yeni önlemler, onlar masaya yatırılacak. Normalleşme kapsamında da neler yapılabileceği bir kez daha belirlenecek. Yine haftanın ilk gününde, pazartesi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda kabinenin toplanmasını bekliyoruz. Bugünkü birkaç nokta daha bakacak olursak eğer, saat 10'da TÜİK'ten önemli bir açıklama gelecek. Nisan ayına ilişkin konut satış istatistikleri paylaşılacak TÜİK tarafından. Yine saat 14.30'da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bir programı olacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu toplantısına katılacak. Dün de Ruhsar Pekcan AB Büyükelçilerine yine video konferans yöntemiyle seslenmiş ve önemli açıklamalarda bulunmuştu. Dolayısıyla bugünkü programda oldukça önemli. Onu da takip edeceğiz diyelim ve Ankara'dan sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Mahir, teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diyorum Ankara'ya da. Ben burada selamlar olsun. Bu arada Viyop'a bakıyoruz. BIST 30 endeks kontratı %0.8 primle başladı. Bir araya gideceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz. Devam ediyoruz. İnfo Yatırım'a gidiyoruz. İsmail Güner bizi bekliyor. Araştırma müdürü İsmail, iyi sabahlar diliyorum. Şimdi haftanın son işlem günündeyiz. Haber akışına baktığımızda aslında piyasaları biraz farklı yönlere taşıyacak haber akışları var. Avrupa, Amerika biraz ayrışmıştı kapanışlarda. Ne bekliyoruz bugün? Evet, günaydın Zeliha. Piyasalara baktığımızda öncelikli olarak bir veri takviminde bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketi açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya ve Euro bölgesinde büyüme, birinci çeyrek büyüme rakamları. ABD tarafında ise sanayi üretimi ve perakende satışlar verisi açıklanacak. Şu an için küresel çapta baktığımızda ekonomilerin tekrar kademeli olarak hayata geçiyor olması piyasalarda olumlu karşılanırken, özellikle Powell'ın bu haftaki pandeminin yarattığı bu hasarın biraz daha uzun zaman süreceği yönündeki açıklamaları, diğer taraftan ABD ve Çin arasındaki yaşanan son olumsuz açıklamalar, gelişmeler, ABD'nin özellikle Çin üzerindeki yapmış olduğu baskılar bir miktar piyasalarda satış baskısını arttırıyor. Fakat Trump'ın ekonomiyle ilgili canlandırmaya yönelik açıklamaları dün bir miktar ABD borsalarının toparlanmasında etkili olmuştu. Fakat altın tarafında ise ikinci dalga korkusunun halen devam ediyor olması, 1700 dolar direncinin üzerine atarak şu anda 1636 dolar seviyelerinde seyretmesinde şu an için etkili oluyor. Yurt içine baktığımızda ise pandemiyle ilgili son alınan önlemler şu anda Türkiye açısından baktığımızda olumlu sonuçlar veriyor ve normalleşme süreci Borsa İstanbul tarafında da olumlu karşılandığını görüyoruz fiyat hareketlerine baktığımızda. Fakat son günlerde ekonomi tarafında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın rezervleri üzerinden başlatılan tartışma, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta dolar TL'yi 7.26 seviyesine kadar yükselmesini sağlamıştı. Yine aynı şekilde bu yöndeki Türkiye Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası'nın şu anda Türkiye'ye yakın ülkelerle bir swap anlaşmasına gidebileceği yöndeki haber akışı da şu anda tekrar dolar TL'yi 6.91 seviyesine kadar şu anda geri çekmiş durumda. Şu an henüz bir anlaşma olmamasına rağmen 6.90 desteğine kadar dolar TL geriledi. Borsa İstanbul endeksine baktığımızda ise biliyorsunuz salı ve çarşamba günü endeks pozitif yönde yurt dışı piyasalardan ayrışmıştı. Dün ise bizim açık olduğumuz saatlerde yurt dışındaki satış baskısına çok da dayanamamıştık ve 99.000 sınırına kadar bir gerileme yaşanmıştı. Şu an için özellikle bu swap anlaşması ile ilgili yayın organlarından gelen haber akışları
Şu anda çok yakın olduğumuz yöndeki haberler bugün muhtemelen Borsa İstanbul tarafında da yukarı yönlü bir açılışın yaşanmasında etkili olacak. Özellikle vadeli işlemlerde şu anda 700 puanın üzerinde ki yukarı yönlü yükseliş bugün yukarı 100 bin direncinin kırılma ihtimalini arttırıyor. Fakat burada tabii bizim dikkat etmemiz gereken şu anda özellikle 101.500 direnç seviyesi oldukça önemli ve üzerinde de 103.000 seviyesi var. Buralar kademeli olarak kırıldığı takdirde BIST 100 endeksinin biraz daha ayrışmaya başladığını bekleyebiliriz. Ama şu an için bunun biraz daha uzak ihtimal olduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha sonuçların görülmesi gerekiyor. Dolar TL'deki baskının biraz daha azalması gerekiyor. Aşağı yönde ise 98.000 destek seviyesi kırılması durumunda biz piyasanın tekrar olumsuza dönmesini bekleyeceğiz. Ama şu an için bugün için pozitif yönde bir beklentimiz yüksek. İsmail, teşekkür ediyorum sana. Evet, Borsa İstanbul bakalım hangi seviyeden başlayacak. VIOB'a baktığımızda biz 30 endeks kontratı %0.8'lik primiyle işlemlere başlamıştı. Yaklaşık 800 puanlık bir yükselişle devam etmekte. Herkese iyi günler diliyorum.